Hepinize merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine ETS2'deyiz ve Sıfır Dayan serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yağmur yağıyor. Yani hiç yola gidesim yok. Tam böyle uyumalık bir hava var gördüğünüz üzere. Ama mecburen ekmek parası kazanıyoruz ve yola çıkmamız lazım yani. Fazla laf uzatmayalım. Kontağı açalım. Aracımızı çalıştıralım abi. Araç biraz ısına dursun. Ben o sırada size yükten falan bahsedeyim. 11 kilometrelik bir yolumuz var arkadaşlar. Şu şekilde soğan götürüyoruz, 17 tonluk, onu söyleyeyim ben size. Dedim ki 11 kilometre, harita birebir ölçek olduğu için bir 13-14 dakika sürebilir bu video. Onu da söylemiş olayım abi. Pazartesi saat 10'u 12 geçiyor gördüğünüz üzere. Yani günün ilk yükü soğan. Hemen şu şekilde fazla laf uzatmayalım. Lambalarımızı yakalım çünkü yağmur yağıyor. Göz gözü biraz zor görüyor. Şu şekilde sileceklerimizi de bir kademe açalım abi. Aracımızı da dıştan göstereyim, sonra yola çıkalım. Arkadaki Dorse ile bizim tır bayağı bir uyumlu oldu ya. Şu şekilde göstereyim ben size. Hadi şimdi yola çıkalım abi. Yola çıkalım. Biraz konuşacaklarım var, anlatacaklarım var. Hep beraber konuşuruz işte. Dün gece buraya geldim işte. Saat 12-1 gibiydi. Dorse'yi bıraktım. Saatim de dolmuştu. Burada yattım. Daha yeni kalktım işte. Hemen buradan bana bir tane yük verdiler abi. Bunu götürmen lazım dediler. Zaten biraz kısa bir yolculuk olacak. Kilometreden de anladığınız üzere. Öğleye muhtemelen orada oluruz. Gideriz bir karnımızı falan orada doyururuz. Çünkü kahvaltı falan hiçbir şey yapmadım ben. Bu şekilde bakıyorum abi. Gelen giden yok ve ben yola çıkıyorum. Vallahi yani bir anda yağmur başladı. Ben de anlamadım. Sabah bir uyandım abi. Aracın üstünde böyle yağmur damla sesleri olur ya böyle. Öyle bir ses var. Yani hiç kalkasım yoktu ama dedim işte yani. Alarmı da vurmuştum, uyandırdı beni yani. Hatta alarmı 9'a vurdum. Daha saat 10 yani, yeni kalktım. Öyle siz düşünün yani. Arkada da dediğim gibi soğan var işte. Karnım da aç bu arada, kahvaltı da yapmadım. Arkada soğan var. Soğandan şimdi ne yapılır? Birazcık yemek konuşalım mı sizle, ne diyorsunuz? Şey mevzusu vardı. Menemeni soğanlı mı yiyorsunuz, soğansız mı? Siz nasıl yiyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Abi ben soğanlı yiyorum veya soğansız yiyorum diye yazın yorumlara. Benim menemen düşüncem ise şu şekilde arkadaşlar. Ben fazla soğan seven birisi değilim. Ben onun için böyle hafif böyle soğan katarım içine menemenin. Hani çünkü soğansız menemen olmaz herhalde. Belki de olabilir yani. Bu tamamen kişinin damak tadına kalmış bir şey yani. Hani böyle menemen abi, böyle domatesleri güzel güzel doğrarsın abi. İçine böyle ufaktan böyle hafif de soğanları koyarsın abi. Bakalım gelen giden var mı, yoksa melemenlik oluruz vallahi, ben sana söyleyeyim. Bir vururlar bizi, melemen yaparlar. Böyle ufaktan böyle bir hafif hafif soğan da doğrarsın. Hani böyle fazla olmamak kaydıyla tabii ki bu. İçine böyle sucuk falan böyle güzelce şey yaparsın. Üstüne de bir yumurta. Üf, mis. Tadından yenmez değil mi? Yenmez bence yani tadından. Yeme de yanımda yat diyorlar ya, aynı öyle bir şey olur ya. Biz yemeğe nereden geldik ya? Doğru, soğan vardı arkadan, soğandan yemeğe geldik. Çok güzel bir konu şu anda. Gidelim orada, ben karnımı doyurmam lazım. Yağmur da bastırdı. Ben yağmurda tır sürmeyi bu arada çok seviyorum. Aşırı keyifli oluyor. Şu an mesela gazı çektim ayağımdan. Birazcık salalım tırı, kendi başına gitsin. Bu arada ilk bölüme güzel tepkiler geldi. Güzel yorumlar attınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz seviliyorsunuz. Güzel oldu ya, güzel oldu. Dedim ki bu video biraz kısa olacak çünkü yolumuz fazla uzun değil. Ama yine de fazla basmayacağız çünkü arkada yük var ve yollar kaygan olabilir çünkü yağmur var gördüğünüz üzere. Yağmur da bayağı bastırdı şu anda abi. Buradan döneceğiz. Abi bu ne yağmurdu ya? Daha dün güneşlikti buralar. Şu şekilde bakıyorum ve ben döneyim buradan abi. Yine mi paralı geçiş ya? Yine mi paralı geçiş ya? Evet. Paralı yol başlangıcı, biletinizi saklayın. İleride ben size kitleyeceğim diyor. Geçenki videoda da öyle dedim ya. Öyle ama. Öyle yani değil mi? Yalansa yalan deyin yani. Doğru.
Kış geliyor, kış. Yavaş yavaş kış geliyor. Biz nereden gideceğiz? Bir dakika ya. Ya bu navigasyon biraz küçük. Pek anlayamadım. Karışıklığa gitmesin diye bakmam lazımdı. Abi biz yolu uzatmadık değil mi? Navigasyona doğru baktık değil mi biz? Yani umarım doğrudur. Biraz sonra düz yola çıkınca navigasyondan kaç kilometre kaldığını bakacağım, o zaman anlarız ya. Sıkıntı yok. Yolu uzatmayalım da durduk yere yani. Mazot yakıyor bu arabada yani. Su yakmıyor. Su yaksa açar mazot deposunu. İçeri yağmur dolar. Hemen bakıyoruz. İyi, 7 kilometremiz kalmış. Doğru gidiyormuşuz demek ki. Buradan ben sinyalimi vereyim, yola atlayayım, birazcık basalım isterseniz. Evet, tünele girdik. Bak bak, tünelin çıkışa bak. Oo. Hani diyor ya, beyaz ışığı gördün mü? Gel evladım, gel. Bak bak bak, gel evladım, gel diyor. Biraz basıyorum ya. Tünelin içi kuru çünkü ve düz yol yani, basalım yani değil mi? Evet. Tünelden çıkıyoruz abi. Yağmur eşliğindeki yolculuğumuz devam ediyor hali. Konuşacak da bir şey bulamıyorum ya. Vallahi konuşacak da bir şey bulamıyorum artık. Geldik mi? Geldik galiba. Bence güzel bir video oldu. Hani o kadar fazla uzun olmadı. Sakin sakin geldik. Yakında bu araca ufak bir update yaparız. Güncelleme yaparız. Ufak bir modifiyemiz olacak arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Tabi zaman buldukça yapacağız bunları. Bu şekilde ben kendimi sağ şeride atacağım da. Benim buradan gidişim kapalı mı abi? Burada ne olmuş? Yani benim buradan gitmem lazım abi. Polis amca, sen burayı kapatmışsın. Ama ben geçersem buradan giderim yalnız. Ben buradan geçerim abi bu arada. Bakayım geçebilir miyim? Ben yani yolu uzatmam abi. Bakayım, arabayı zaten söndürmüşsünüz. Yağmur yağıyor. Ufaktan Dorse geliyor mu? Aynaya bakıyorum. Dorse geliyor. Bak burada birisi yanmış abi. Geçmiş olsun. Geçiyorum abi, geçiyor. Ben şurada bir tane fotoğraf alayım. Evet, devam edelim. Buradan geçtik güzelce. Yani yolu uzatmaya gerek yok. Hani risk edecek de bir şey yok. Gördüğünüz gibi araba sönmüş. Hani patlama falan da olmaz. Yolu uzatmaya gerek yok abi. Evet, parayı burada alacaklar. Paranın alınacağı yere geldik. Bakalım kaç para alacaklar. Çok merak ediyorum şu anda. Aa, 4 euro. Hiçbir şey. Bir dedim 50-100 euro alalım. Bak sen işe. Düz devam ediyoruz buradan da. Yeşil yandı. Güzel. Bu ara ışıklardan yana çok şanslıyım ya. Tam duracağım. Yeşil yanıyor. İnek ıslanıyor, inek. Yanım benim, ıslanıyorsun. Yaklaştık bu arada. Bakalım hemen navigasyondan. 4 kilometremiz kalmış. Güzel güzel gidiyoruz işte.
Birazcık hız kesiyorum çünkü sıkıntı virajlar. Hiç risk atmaya gerek yok. Yani yağmurda gördüğünüz üzere sürahiden boşalırcasına yağıyor. Bunların hepsi nimet, nimet. Yollar da bomboş ya. Vallahi yollar da bomboş. Yollar niye boş? Anlayamadım. Buradan döneceğiz abi sağa. Buradan da sola. Şöyle ben döneyim hemen. Biz nereye girdik? Burası neresi? Burası tek şerit galiba. Gidiş geliş yok. Sadece gidiş var. Karşıdan bir şey gelmez onun için. Yine de dikkatli olmak lazım. Burası çünkü köy gibi bir yer. Yani traktör müraktör atlar yola. Hiçbir daha risk atmaya gerek yok abi. Birazcık yavaşlayalım. Hatta ileride bir viraj gibi bir şey var keskin. Manzaralarımız çok iyi ama ya. Bak sol tarafımız göl gibi bir yer. Sağ tarafımız ormanlık gibi bir yer. Yağmur da yağıyor abi. Güzel güzel geldik işte. Sıkıntı olmadı. Evet, ileride yükü bırakacağımız yerde belli oldu. Navigasyon ufak ufak gösteriyor. Yaklaştıkça. Birazcık yavaşlayalım buradan. Döneceğiz çünkü abi. Bura değil, ileriden. Abi buralar nasıl yerler böyle? Biz buradan yani inşallah döneriz yani. Bakayım. Birazcık geri salmamız lazım. Dorse takılma bir yere. Vallahi yakarsın bizi ha. Sakın takılma bak. Öyle bir şey olmasın. Gördüğünüz üzere mahalle aralarından geçiyoruz yani. Buradan tır mı geçer yani, değil mi? Ama geçiyor işte. Dayı ne yapıyor burada? Dayı ıslanıyor, ıslanıyor. No! Buradan sola döneceğiz. Ben burada da bir tane fotoğraf almak istiyorum. Bayağı güzel çünkü. Evet. Bakıyorum gelen giden var mı? Yok. Ben yola atlıyorum o zaman abi. Buradan şu şekilde döneyim. Doğrusu bir yere takılma abicim. Eyvallah. Bakıyorum navigasyonda. İleride gösteriyor. İleride solda gibi sanki. Şurada birazcık daha yavaşlamak istiyorum. Biraz bakmak istiyorum. Evet, buradan sola döneceğiz. Aynen. Carrefour Market'e gelmişiz ya. Şuradan şöyle bir genişten alayım. Carrefour Market'e soğan teslimatı. Evet arkadaşlar, video izlediyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın dostlar. Bugün de böyle güzel bir yolumuz oldu. Şu şekilde ben biraz geri almam lazım. Aynen öyle. Kontağı da kapatayım abi. Evet dostlar, kendinize çok çok iyi bakın.
Allah'a emanet olun. Bir sonraki Sıfırdan serimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.